Oğlum. Doktora diye çıktınız, geç kaldınız. Nedim Bey de sizi bekliyor içeride. Doktoru beklemek zorunda kaldık. İyi misin ana? İyiyim. Doktor da baktı, iyileşmişsin dedi. Çok sevindim. Yapılacak çok iş var. Yarın son gün, hepsini halletmemiz lazım. Yaman, sen de sağ ol. Nana ile ilgilenmişsin. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Seninle kalmak isterdim ama çok önemli bir görüşmem var. Olsun. Git sen. İşini yaksatma. İyi akşamlar. Git bakalım alçak herif. Sonuna doğru yürü. İşler tıkır tıkır işliyor Nedim. Büyük işler yapacağız. Sen anlat bakalım, nasıl gidiyor burada işler? Hedeflerin hepsine tek tek ulaştım. Yakında da evleniyorum. Oo, bak çok iyi bir haber bu. Hayırlı uğurlu olsun. Sana çok güzel bir düğün hediyesi almam lazım. Şu balayına bir git gel. Yeni adımları öyle atarız. Allah kahretsin, o kadar konuştular. Elimize hiçbir şey geçmedi, bu konuşmalar işe yaramaz. Net itiraf lazım, net. Hem de yarına kadar. Müsaadenle benim artık çıkmam lazım. Benim de çıkmam lazım zaten. Nereye? Tıraş olayım istiyorum, şöyle bir rahatlayayım. Bizim eski mahallede bir tane berber var. Onun elinde kimse zor dökemez. Hele bir de masaj yapıyor ki uf. İstersen senin damat tıraşını da ona götüreyim he. Ne dersin? Olabilir. Haberleşiriz. Ya Allah kahretsin, elimizde ne var? Sıfır. Ne var? Sıfır. Hoş geldiniz Şevket Bey. Eyvallah, selam üstüne. Vallahi hasret kaldık senin tıraşına. Tıraştan sonra bir de şöyle güzel bir masaj yaparsın değil mi? Hay efendim, nasıl isterseniz. Sağ ol. Ne yaptı senin oğlan? Bitirdi mi üniversiteyi? Bitirdi efendim, bitirdi Şevket Bey. İşe de koyduk elhamdülillah. Oh maşallah. Vallahi onca memleket gezdim. Senin gibi berber bulamadım. Adamlar anlamıyor o işlerden. Senin elinin üstüne dökecek hiç kimse yok. Oh. Kırımlı. Kesmeye şah damarından başlamamı ister misin? Sen...